Merhabalar, bugün Nişantaşı Kliniğimizde Samsun'dan gelen Emine ve Ali ile birlikteyiz. Emine ve Ali 3 yıllık evliliklerinin sonucunda vajinismus sorununu 4 günde kliniğimizde çözerek mutlu bir şekilde aramızdan ayrılıyor. Sizlerle bu deneyimi paylaştıkları için, bu video çekimine rıza verdikleri için de çok teşekkür ediyorum. Umarım bu video çekimi birçok hastamız için de şifa olur. Emine'nin 3. evliliği, Ali'nin ise 2. evliliğiydi ve Emine 3. evliliğinde şansı Ali nedeniyle bu sorunun üstesinden gelebildi. Önce Emine'den başlayalım. Emine bize bu geçmiş 3 evliliğinde yaşadığı süreci anlatır mısın lütfen? 18 yaşında evlendim. İlk gecem yine kabus gibiydi. O gece çok korktum. Hani hiçbir şekilde daha sonrasında yaklaştıramadım. Kendi parmağımı bile oraya değdiremiyordum. 8 sene evli kaldım ilk evliliğimde. Sonrasında terk etti bu vajinismus yüzünden. İkinci evliliğimi 2 sene sonra yaptım. O da 1,5 senelik sürdü. O da beni bu vajinismus yüzünden terk etti. Ben artık iyice karamsar olmuştum. Hani karanlık bir dünyaya geçmiştim. Bir gün eşimi tanıdım, Ali'yi. Sonra bana her zaman destek oldu. Beni buraya getirdi ve kararlıydı. Yapacaksın dedi, yaparsın dedi. Ben buraya geldiğimde ilk baştan hiç inanmıyordum. Yani sizin çektiğiniz videoları ben izlerken böyle uzaktan diyordum ki kendi kendime, acaba oraya o insanları koyuyorlar da uyduruyorlar mı diye düşünüyordum. Ama uzaktan dinliyordum. Sonradan bir arkadaşım da böyle bir merkeze gelmiş, tedavi olmuş. O bana çok umut verdi. Dedi ki yaparsın, hiçbir şey yok, hiçbir şekilde hissetmiyorsun. Ve ben 4 günde başaracağımı da asla tahmin etmiyordum. Evet, senin ilk geldiğin gün yani, hatırlıyorum. 4 gün öncesi ben buradan kaçacak gibi oturuyordun yine kapının kenarında. Evet, çok tedirgin geldim ama sizin güler yüzünüz, sıcak kanlılığınız, yani o kadar çok beni ailem gibi hissettirdiniz ki ben başaracağıma o gün inandım. Evet, Ali Bey sayesinde. Evet, onun desteği olmasa ben zaten şu an yapamazdım. Yine her teşekkür zaman ederim. Onun desteği var. Allah ondan razı olsun. Amin. Yani buraya gelen hastaların da, hani gelmek isteyen hastalara da tek önerim bu. Hani yapacağım diyerek gelsinler. Önce kendilerine güvensinler. Zaten buraya ilk adım attığımızda o kadar sıcakkanlı davranıyorlar ki, hani hiçbir şey yokmuş, ben hasta değilmişim gibi davranıyorlar. Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ederim ona bu hastalığı yerlediğiniz için. Başardım sonunda. Hiçbir şey yokmuş. Korktuk, hiçbir şey yokmuş. Evet, ertelemeyin diyoruz. Ertelemeyin. Ben 15 senedir o hastalığı çekiyorum. 4 günde yendim. 15 senelik hastalık. Yani beni 4 günde ben bunu başardıysam bunu herkes yapar. Evet. Sadece güvenmek lazım. Ben size çok güvendim. Sıcak kanlılığınıza, güler yüzünüze, bana bir abla gibi davrandığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senin de inancın, güvenin tam olduğu için Ali Bey'in de desteğiyle bu sorunun açısından geldik. Bir de Ali Bey'i dinleyelim. Ali Bey'in ikinci evliliği ve Emine'nin şansı. Çünkü Emine'nin karşısına çıkacak son adayımdı dedi Emine. Eğer Ali Bey olmasaydı ben artık bu olayı kapatmıştım dedi. Evet. Ve Ali Bey de elinden tutup Emine'yi bize getirdi. İyi ki getirdi. Sizi dinleyelim Ali Bey. Evet. Biz eşimle 3 yıl önce tanıştık. İlk zamanlarımızdan itibaren bana sıkıntısını anlattı. Ben o şekilde kabul ettim. Yani kendisini çok sevdiğim için, çok değer verdiğim için karakterini, insanlığını, ahlakını çok herkesten ayrı buldum. Özel bir insan olarak gördüm. O şekilde kabul ettim. Ömrümün sonuna kadar da dedim olmasa ben seninle yani ömrümü geçirebilirim, yaşlanabilirim dedim. Ama Allah imkan verirse, zaman verirse sıkıntımızın üstesine gideceğiz diye her seferinde böyle söylüyordum. İkimiz de şu an çalışıyoruz. Yani yıllık izinlerimizi ayarlamamız gerekti. Maddi olarak kendimizi ayarlamamız gerekti. Böyle bir zamanı kolluyordum. Allah bu günleri bize gösterdi. Yani ben hiç umudumu kaybetmedim. Sürekli diyordum ki biz bunu başarırız. Başarırız, başarırız. Çünkü içimde umut hiç bitmedi. Allah tarafından galiba. Çok inançlı bir insanım. Hiç umudunu kaybetme. Bu herkes yendiyse sen de yenersin. Bir tedavisi var. Ama bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Uzmanlara gitmemiz lazım. Araştıralım, bakalım. Biz kendi memleketimizde bir uzmana gittik. Bir süre bir tedavi almaya çalıştık. Fakat pek yanıt alamadık. Çok küçük bir ilerleme kaydettik. Ondan sonra baktık ki olmadı.
bıraktık. İnternetten sizi gördük. Karar verdik. Gerçekten. Videoları, yorumları izledim ben. Videoların önemli siz de burada. Gerçekten. Şu bir gerçek ki sizin bu sıcak kanlınız olmasaydı ben yine yapamazdım. Ben enerji yapamazdım. Çok gerçekten. Pozitif. Enerji çok pozitif. Buraya girdiğimiz andan itibaren. Adımı attığından beri bana hani o kadar sıcak davrandınız ki. Herkes öyle ama. Ben. Yani. Herkes yani öyle. O an hiçbir şey düşünmedim yani. Dedim herkese ki hiç yabancı değiller. Gerçekten hiç beklemesinler. Bu hastalık herkesin kesinlikle başına gelebilir. Şüphe duymasınlar. Biz yani tamamen gerçeğiz. Evet. Hiçbir rol de yok, bir oynama da yok, herhangi bir şey yok. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu hastalığı yaşayan kadınların kesinlikle bunları saklamamaları lazım. Yani eşe, dostuna, güvendikleri insanlar olabilir. Onlara söylemeleri lazım. Çünkü bu herkesin başına gelebilir. Evet, toplumda çok yaygın. Bunu konuşmuştuk. 10 kadından evet. birinde var. Etrafımızdaki evet. insanlarda da var. Ama konuşulmadığı için, üstü kapatıldığı için birçok çift çözümsüz kalıyor. Ama şu an size bu konuyla ilgili gelen biri olursa, bir danışan olursa artık adresi biliyorsunuz, tedavi biliyorsunuz, yönlendirmeyi biliyorsunuz. Aynen. Sizlerin bu değerli yorumları bizler için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Biz kliniğimiz çok olarak ediyoruz. Biz her zaman yanınızdayız ve sizlerden hep güzel haberler bekliyoruz. Bundan sonra mutluluk paylaşacağız inşallah. İnşallah. Çok kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Allah'a emanet. İnşallah güzel günlerde görüşürüz. Sağ olun.